Çirkesen, genel başkan arkadaşımız Özlem Uçan'ın işten çıkarılması ile ilgili olarak toplandık. Kısaca size bilgi vereyim. Özlem Uçan sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu açıklamaları nedeniyle Diyanet tarafından soruşturmaya tabi tutuldu. Kendisinin siyasal eleştiriler yaptığı gerekçesiyle bu soruşturma yürütüldü. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı'na verilen 1 milyon liralık arabanın israf ve lüks olduğu, bir Müslümanın bu şekilde davranamayacağını belirttiği için de bu düşüncesinden dolayı bir saygısızlık, bir hakaret beyanında bulunduğu iddia edildi. Ve soruşturma doğrudan herhangi bir ara ceza, maaştan kesme, kınama, kademe ilerleme gibi ara cezalar verilmeksizin doğrudan işten atılmayla neticelendirildi. Bunların dışında yine baktığınızda göreceksiniz ki Diyanet, devletin baskıcı ve tehditkar gücünü arkasına alarak halkın dini anlayışını nasıl çıkarlarına göre kontrol altında tutmaya çalışıyor. Allah mescitleri Müslümanların meclisi olarak, ibadet hanesi olarak yapılmasını istemiştir. Ama Diyanet, devletin sadece politikasına uygun bir şekilde halkı eğiten bir okul olarak, kendi zihniyetine göre eğiten bir okul olarak kullanıyor. Diyanetin kendisi beni hukuksuz olarak yargılayıp işten attığı gerekçe olan siyasetle ilgilenmeyi kendisi ihlal ediyor. Özhan Uçan yalnız değildir. Özhan Uçan yalnız değildir. Ülkenin idaresini elinde bulunduran AKP iktidarının yanlışlarını Özhan Uçan başkanımız kendi lisanınca dile getirmiş, hatalarını haykırmıştır. Eleştiri, nasihat, iktidar sahiplerinin kolaylıkla kabul edebilecekleri davranışlar cümlesinden olmadığı için mutlak iktidarlarının sorgulanmasını hazmedemeyenler hem dini hem siyasi kurumlarından yola çıkarak idam sehpasını hazırlamışlardır. Ayrıca insanları yoksulluk, işsizlik ve açlıkla korkutarak itaate ve köleliği kabule zorlayanlar 28 Şubat zalimliğinin mirasçılarıdır. O utanç vesikasını övünerek bile isteye boyunlarına geçirmişlerdir. Buradan sesleniyoruz. Ey iktidar sahipleri, ey din diyanet kılıfıyla halk üzerinde egemenlik kuracaklarını sanan zavallı ruhbanlar. Sizin müstekbirliğinizle boyun eğecek değiliz. Türlü yasa ve gerekçelerle insanları sindirebileceğinizi, hakikati balçıkla sınayabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.